Edirne'de Yavuz Demir, Yalova'da Cem Mete Okur, Rize'de ise Ahmet Can bizleri bekliyor olacak. Farklı bir seçim noktasına, Yalova'ya gideceğiz şimdi de. Oradaki seçim atmosferini aktarmak üzere Cem Mete Okur bizleri bekliyor. Cem Mete Okur, Yalova'dan son durum için söz sende. Evet Anla Özmen, 182.279 seçmenin bulunduğu Yalova'da, YSK'nın açıkladığı rakama göre 182.279 seçmenin bulunduğu Yalova'da sabah 8 itibariyle oy kullanma işlemi başladı. Şu dakikaya kadar da herhangi bir aksilik yaşanmadığını ifade edelim. Yalova merkezde ve ilçelerde Yalova Belediye Başkanlıklarına, Belediye Meclis üyelerine, İl Genel Meclis üyelerine ve muhtarlıklara olmak üzere 4 ayrı anlamda oy kullanma işlemi devam ediyor. Bunun haricinde YSK'nın verilerine göre 2014 yılında yapılan yerel seçimlere oranla Yalova'da 20.821 kişilik bir artışın olduğunu ifade edelim. Sandık sayısında da bir artış var. Son seçime oranla 29 sandık arttı. 2014 yerel seçimlerinde 541 sandık kurulurken bugün 570 sandıkla seçmenler oy kullanıyor Yalova'da. Yalova'da en fazla seçmen ve sandığın yer aldığı ilçe kent merkezi tabii ki. 97.222 kayıtlı seçmenin bulunduğu merkez ilçede 292 sandık kuruldu. Merkez ilçeden sonra ikinci sırada da 88 sandıkla 27.940 seçmeni bulunan Çiftlikköy bulunuyor. Üçüncü sırada da 81 sandık ve 25.061 seçmenle Yalova'nın Çınarcık ilçesi bulunuyor. Bunun haricinde Altınova'da 66 sandıkta 19.713 seçmen, Armutlu'da 26 sandıkta 7.428 seçmen bulunuyor. En küçük ilçesi Termal'de de 17 sandıkta 5.115 seçmen bulunuyor. Seçim güvenliği açısından da Yalova'da herhangi bir sorun yok. Polisler, bekçiler görevde. Son olarak da Yalova'daki adaylara dair bir ifadede bulunalım. Pusulalarda Yalova'da 9 isim, 9 partinin adayı yarışıyor ki bunların içerisinde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı adayları en ön plana çıkan adaylar diyebiliriz. Çünkü Cumhur İttifakı'nda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak adayı, AK Parti adayı Yusuf Ziya Öztabak, Millet İttifakı adına da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı Vefa Salman. Burada kıyasla bir mücadele içerisinde yine Saadet Partisi'nde Resul Genç adaylar arasında bulunuyor. Demokrat Parti'de de Rıdvan Acar yine sandıktan mutlu sonuca ulaşmak adına bekliyor diyelim. Yalova'da 9-10 derece bir hava hakim. Zaman zaman rüzgar etkisini gösteriyor ama her şey yolunda, herhangi bir aksilik yaşanmadığını ifade ederek sözü tekrar merkeze bırakalım.